billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri yaratan, yaşatan ve çeşitli nimetlerle serfiraz eden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yüce Allah'ın son elçisi, onun emir ve yasaklarını bize tebliğ eden sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, onun âli ve ashabına da sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, biz biliyor ve inanıyoruz ki bu dünyaya geçici bir süreliğine geldik ve bu dünyada bulunduğumuz müddetçe istifade ettiğimiz her türlü nimet de Allah'ın bize birer ihsanı ve emanetidir. Dolayısıyla biz bu emanetlere sahip çıkmalı, yerli yerince kullanmalı ve sahibi onu bizden aldığında feryadı figan etmeden sabırla karşılık vermeliyiz. Nitekim Rabbimiz Bakara suresi 155 ve 156. ayet-i kerimelerinde şöyle buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Biz sizi zaman zaman korkuyla, açlıkla, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksiltmeyle imtihan ederiz. Ve beşiriz sabirin, ey Resulüm, sabredenleri müjdele. اَلَّذ۪ينَ O sabredenler ki, اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتُنْ Kendilerine bir bela geldiğinde, bir musibete maruz kaldıklarında قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ derler ki şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine şüphesiz biz Allah'a döneceğiz. İşte hayatın sırrı bu ayet-i kerimeyi anlamakta ve bunu hayata yansıtmaktadır. Eğer biz Allah'ın bizi tabi tuttuğu imtihanlara sabırla karşılık verirsek ki gayemiz bu olmalıdır, Rabbim ona göre mükafatımızı verecektir. Sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem müminin sabır ve şükürle imtihanını bize şöyle anlatıyor hadis-i şerifinde. Aceben li emril mümini. Müminin durumu kıpta ve hayranlığa değer. İnne emrahu kullehu lehu hayr. Çünkü onun her hali kendisi için bir hayır sebebidir. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِعَادٍ اِلَّا mümin. Böylesi bir özellik sadece ve sadece müminde vardır. Nedir bu özellik? اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ Kendisine bir fayda dokunduğunda, bir nimete konduğunda ona şükreder. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ İşte bu şükrü onun hayrınadır, iyiliğinedir. وَاِنْ اَصَابَتْهُ دَرَّاءُ Kendisine bir bela, bir zarar, bir musibet geldiğinde de sabera, sabreder. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Bu da onun hayrınadır, iyiliğinedir. İşte kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde şükrün ve sabrın önemini bize anlatıyor. Ki bize düşen de ne zaman şükredeceğimizi ve ne zaman da sabredeceğimizi bilmek ve ona göre hareket etmektir. Bir nimete konduğumuzda onu çarçur etmeden Allah'ın emrettiği şekilde değerlendirerek şükrümüzü eda etmek ve yine emanet olarak verilen canımızla dahil her bir şeyimiz zamanı geldiğinde sahibi olan Allah tarafından geri alındığında da isyan, feryadı figan etmeden sabretmek, sabredebilmektir. Rabbim nimetlere karşı şükretmeyi, musibetlere, belalara karşı da sabretmeyi bizlere nasip eylesin. Ve bizleri müminler olarak diğer insanlara şükür ve sabır konusunda önder olanlardan, örnek olanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.